Merhaba, ben bugün size Selçuk Somer'in gözüyle Suda Doğum'u anlatmaya çalışacağım. Şimdi Suda Doğum kelimelerine girelim öncelikle. Su hepimiz için aslında bütün kültürlerde pozitif anlamlar içeriyor. Aslında temizlik, saflık, arınma gibi birçok anlam içeriyor. Bir de suyla ilgili de hepimizin sanırım genlerine işlemişti bazı yine pozitif duygular var. Ben daha denize bakıp da hiç mutsuz olan bir insan görmedim. Veyahut da ılık bir duşa girdiği zaman, suyun içine girdiği zaman rahatlamayan, keyif hissetmeyen hiçbir insan tanımadım. Sonuçta bir şekilde suyun bizim hayatımızda önemli bölümü bir parça... Tamam, bir dakika, Tamam, sıkıntı tamam. değil. Sonuçlardan başlayalım. Tamam. Sonuçta su hepimiz için önemli ve güzel bir şey. Şimdi bir de olayın doğum kısmı var. Doğum da hayatın başlangıcı ve bunun yanında bir sürü umudun ve güzel duygunun da başlangıcı. Şimdi ikisi su ve doğum kelimeleri yan yana geldiği zaman otomatikman farklı bir heyecan uyandırıyor. Suda doğum kısmına bakıldığı zaman yüzyıllardır aslında su kullanılmış doğumda. Hiçbir şey yapılmasa bile sadece rahatlamak için insanlar doğum anında suyun içerisine girmişler ve fayda görmüşler. Ancak bir de suyun içerisinde doğum var. Bu olayı birazcık daha değiştiriyor. Şu anda böyle dünyadaki literatüre girdiğimiz zaman, baktığımız zaman su doğumla ilgili olarak birçok bilgiye rastlamaktayız. Ama bunun içerisinde şöyle bu ayrım çok fazla yok. Yani suyun içine doğumlan, doğum öncesinde suyun kullanımı yok. Hatta böyle internete girdiğiniz zaman, baktığınız zaman birçok yerde suda doğum yapıldığını görüyorsunuz. Ama bu aslında suyun doğum öncesinde ağrı giderici etkisiyle kullanılması veya rahatlamak için. Suyun içinde doğum bambaşka bir bilgi birikimi gerektiriyor ve farklı bir durum. Ben ilk başta birçok hekim arkadaşım gibi suda doğuma çok mesafeli yaklaştığımı itiraf etmek zorundayım. Çok uzun seneler Türkiye'de değişik hastanelerde çalıştım, Almanya'da çalıştım ve doğumla ilgili bir tecrübem oldu. Suda doğumla ilgili konuşmalar geldiği zaman da biraz dudak bükerek de yaklaştığımı söylemek zorundayım. Çünkü zaten yapılan işte kullandığımız ilaçlar vesaire benim açımdan tatmin edici bir doktorca hastalara yardımcı ve gebelere yardımcı olmak adı altında çok tatmin edici sonuçlar oluşturuyordu. Suda doğum konusunda da ya ne gerek var diyordum ve biraz da bilinmeyene karşı olan bir korkunun da getirdiği bir durumdu bu aynı zamanda. Ancak işin içine girdikten sonra suyun benim tahminimden çok daha pozitif yönde etkileri olduğunu gördüm. Bunun en önemli etkisi ağrı giderici etkisi. Bana bahsederlerdi ama ben ya bu kadar olduğunu inanmazdım. Hatta işte epidural denen bir yöntem var biliyorsunuz. Türkiye'de kraliçe doğum, prenses doğum diye adlandırılan belden içeriye bir iğne yerleştiriliyor, bir kateter ve ilaç veriliyor ve oradan omurilikten dışarıya çıkan sinirler bloke oluyor ve böylelikle rahimin kasılmalarının yarattığı ağrılar gideriliyor. Bu böyle büyük bir yöntem olarak anlatıldı. Hatta gerçekten de çok etkilidir. Bu yöntem kadar etkili olduğundan bahsediliyordu. Ben gerçekten dudak bükerek bakmıştım bu konulara. Ama doğru şekilde yapıldığı zaman, doğru zamanda içeri girdiği zaman bu epidural kadar etkili olduğunu gördüm. Bu öylesine bir çığır açtı ki yaklaşımda ağrı giderici yöntemleri kullanmadığınız zaman yanında başka pozitif sonuçlar da oluşuyor. Çünkü ağrı giderici yöntemleri işte epidural kateteri veya serumdan verdiğiniz zaman ağrı kesicileri bir kere anne adayını yatağa bağlamak zorunda kalıyorsunuz. Yatağa bağlanan bir gebe yeteri kadar hareket edemiyor. Hareketleri kısıtlanıyor. Ve doğumun kendi fizyolojisinde bebeğin ilerlemesi bir şekilde yavaşlayabiliyor. Artı o yer çekimini kullanamıyorsunuz aynı zamanda. Ve bu kasların doğru şekilde kullanılması anlamına geliyor ve doğum bir şekilde bloke oluyor veya daha yavaş ilerliyor. Şimdi en önemli etkilerinden bir tanesi bu. İkincisi ağrıyı giderdiğiniz zaman zaten kaslar da daha kolay gevşiyor. Ve o gevşeme de bebeğin kanal içerisinde daha kolaylıkla ilerlemesini sağlıyor. Bunlar en önemli etkileri.